Sırayı hukuk bölümümüz alıyor sevgili seyircilerimiz. Şimdi değerli avukatımız Serpil Arslan yine çok özel bilgilerle bu hafta bizlerin karşısında. İşte Serpil Hanım neler anlatmış bizlere bu hafta, hangi önemli konulara değinmiş görüyoruz. Uzman avukatımız Serpil Arslan her hafta olduğu gibi bu hafta da son durak izleyicilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Serpil Arslan bu hafta evlilik vizesine ilişkin bilinmeyenleri masaya yatırıyor. Serpil Hanım, İngiltere'de 2 yıldan sonra evlilik vizelerini uzatmak isteyen kişiler özellikle nelere dikkat etmeliler? İngiltere evlilik vizesiyle gelen kişilere ilk aşamada 2 yıllık bir vize veriliyor. Bu vize süresince bu kişilerin çalışabilme hakkı var. Ve aynı zamanda da 2 yıldan sonra vizeye başvurdukları zaman evli oldukları kişiyle aynı ortamda yaşadıklarına veya evliliklerin devam ettiğine dair delilleri sunulması gerekiyor. Bu deliller de genellikle birlikte yaşadıklarına ilişkin banka ifadeleri olabilir, banka statementları olabilir, council tax dediğimiz belediye vergisiyle ilgili bir dokümanlar olabilir, çocukları varsa çocuklarının bilgileri, onların pasaportları, eğer bir yerde çalışıyorlarsa tabii payslipleri de ilgili olacaktır. Bunlardan sonra 2 yılı doldurmadan yaklaşık son 28 gün içerisinde başvuru yapılabilir. 28 gün içerisindeki başvurunun zamanı çok önemli. Eğer bu süreyi kaçırırsanız vizenizin dışında süreyi kaçırmış oluyorsunuz. Sanki bu ülkede illegal, yani yasa dışı gibi bulunuyormuşsunuz gibi bir pozisyonda kalırsanız o çok önemli. Onunla da ilgili başvuru kuralları tabii ki daha değişik. Peki evlilik vizesiyle İngiltere'ye gelen kişilerin eşleri bir süre sonra sorun çıkartmaya başlarlarsa karşı taraf vizesini uzatmak için neler yapabilir? Bu çok çetrevelli bir konu çünkü evlilikten sonra 2 yıl vizelerini dolduran kişilerin evliliklerini uzatmak için eşlerinin pasaportlarını sunmaları gerekiyor ve hala birlikte yaşadıklarına dair ortak bir ifade ve ortak bilgiler sunmaları gerekiyor. Eğer eşleri bu konuda sorun çıkarıyorsa ya da ayrılmışlarsa, artık bir arada yaşamıyorlarsa bu kişilerin farklı alanlarda başvuru yapılıp yapılmayacağına bakmak gerekiyor. En önemlisi son dönemlerde Türkiye vatandaşları için kullanılan Ankara Anlaşması'ndan işçi statüsü veya self-employed, yani kendi başına serbest meslek sahibi olarak başvuranlar. İşçi statüsü açısından eğer son 12 ay içerisinde evlilik vizenizi aldıktan hemen sonra tabii ki çalışma hakkınız var. O çalışma hakkınızı kullanıp part-time veya full-time, yarım gün veya tam gün çalışırsanız 12 ayın sonunda kendiniz eşinizden bağımsız olarak, yani evlilik vizesiyle bağlantısız Ankara Anlaşması'ndan dolayı işçi statüsünden oturum alabilirsiniz. Eğer çalışmadıysanız serbest meslek sahibi olarak başvurabilirsiniz. Her ikisi de mümkün. Tabii ki işçi statüsü neredeyse otomatik bir başvuru. Belli belgeleri ispat etmek zorunda değilsiniz. Eğer 12 ay boyunca bir iş yerinde çalıştığınızı ispat ederseniz ve bundan sonra da 2 yıl boyunca orada çalışacağınıza dair bir bilginiz varsa bu konuda başarılı olmamanız için hiçbir gerekçe yok. Bayanlar için hem Ankara Anlaşması'ndan başvuru söz konusu, hem de aynı zamanda eğer şiddete maruz kalmışlarsa ve şiddete maruz kaldıkları için evliliklerini devam ettirememişlerse onlar da yine İçişleri Bakanlığı'nın kendi takdir yetkisini kullanarak oturum alabilirler. Tabii bunun için de belli belgeler sunulması gerekiyor. Eğer şiddet söz konusuysa şiddetin ispat edecek diyelim ki polis kayıtları veya tanıklar gerekiyor. Eğer bunlar söz konusuysa ve Ankara Anlaşması'na oturum almak istemiyorlarsa şiddetten dolayı da İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıp oturum alabilirler. Serpil Hanım, isterseniz birazcık da kaza davalarına değinelim. Bildiğiniz gibi artık yaz bitiyor, sonbahar ve kış geliyor. Tabii ki yağmurlar ve tabii ki kar yağışları bekleniyor. Bu durumda tabii ki kazalar da artıyor yüksek olasılıkla. Bu durumda kaza yapan sürücüler kazadan hemen sonra neler yapmalılar? Kazadan sonraki alacağınız tedbirler daha sonra davanızın başarılı olması için çok önemli. Çünkü son dönemlerde özellikle dikkat ettiğimiz bir konu, insanların kaza yaptıktan sonra, olay anında sorumluluğu kabul ettikten sonra sorumluluğu reddetmeleri veya orada olduklarını bile reddediyorlar. O arabayı o anda orada değildi, garajdaydı, bu arabayı kullanan kişi ben değildim. Veya herhangi bir biçimde bu şirketin arabası, o sırada şirket arabası garajdaydı gibi iddialar çok söz konusu. Bunları engellemenin en önemli yönü bunun belgelenmesi. Yani fotoğraflarla
veya el yazısı ile o kişilerin kesinlikle adının soyadının alınması gerekiyor. Aynı zamanda da araçların pozisyonunun kazadan hemen sonraki haliyle çekilmesi gerekiyor. Karşı tarafın sürücüsünün fotoğrafı, aynı zamanda karşı tarafın arabasının fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor. Eğer mümkünse araçları hareket etmeden çekmeniz gerekiyor ki ileride herhangi bir sorun olursa, kimin mesela hat değiştirdiğine veya şerit değiştirdiğine dair sorun varsa, kimin ara yoldan çıktığına dair herhangi bir tartışma söz konusuysa veya özellikle roundabout case'lerinde veya çember case'lerinde de kimin diğerinin şeridine girdiğine ilişkin eğer tartışmalar varsa, kazadan hemen sonra eğer mümkünse tabii çoğu zaman şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Arabanın kazadan sonra kenara çekip sohbete başlayacaksınız. O karşıdaki kişiyle bilgileri almak için başlar başlamaz da araçlarınızın pozisyonu değişmiş olacak. Çünkü trafiği açmak istiyorsunuz. Bunun eğer doğrudan direkt arkadan vurmanın söz konusu olduğu kazalarda o kadar tehlikeli değil. Zaten arabanızdaki hasar gösterecektir gerçekten doğrudan bir arkadan vurma olduğunu. Ama eğer kazada oluşan hasar diyelim yanda veya köşede veya çok uygun olmayan bir yerde ise kazanın oluş biçimi hakkında belli çelişkiler yaratacaktır. O yüzden mümkünse arabaları yeri değiştirmeden hemen arabadan inin, araçların fotoğrafını çekin. Ondan sonra tekrar arabayı uygun bir yere çekip bilgileri değiştireceksiniz, gene onu yapın. Eğer mümkünse, tabii bazı durumlarda mümkün olmayabilir çünkü yaralı olabilirsiniz vesaire. Diğer bir konu da bazen belgeler var elimizde, kağıt kalem bulamıyorsunuz. Birkaç tane kişiyi gördüm çok ilginç bir şekilde. Kendi mobilleriyle, telefonlarıyla o kişinin belgelerini, fotokopilerini çekmişler. Yani fotoğraflarını çekmişler, aynı fotoğraf çeker gibi. Araçları çekmişler, o adamı çekmişler. Hiçbir kalem kağıt olmadan bile arabanın plaka numarası var, adamın fotoğrafı var, adam aracın pozisyonu var. Bütün bunlar daha sonra ileride herhangi bir sorun çıktığında size yardımcı olacak. Tabii bazıları size elle de belli bilgiler verecek. Mesela yazacak adını, soyadını ve adresini verecek. Bunlar da ileride o aracı kimin kullandığını dair çok önemli bir delil teşkil edecek. O araç sigortasız olsa bile sizin adınıza hem yaralanmadan dolayı hem de aracınızın masraflarını alabilme durumu söz konusu. İleride bunun sigortası olduğunu açığa çıksa bile yeter ki bu konudaki bilgileri alın. Artı eğer arabada farklı kişiler varsa, yoğun bir şekilde arabada 3-4 veya 4 kişi varsa, o kişilerin de kaza anında arabada olduğunu ispat etmeniz gerekiyorsa, bence o yolcuların da arabada oturur pozisyonda veya dışarıda diğer aracın yanında fotoğrafının çekilmesine dikkat edin. Çünkü çoğu zaman arabada 3 veya 4 kişi veya 2 kişi olduğu zaman karşı taraflı kişinin arabada olup olmadığı konusunda da sorun çıkarabilir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sigorta ve davalar için en önemli şeyin olayları belgelemek olduğunu vurgulayan Serpil Ersan, fotoğraf çekmenin belgeleme için önemli bir detay olduğunu söylüyor. Haftaya avukatımız Serpil Ersan'la sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.